Merhaba arkadaşlar. Bugün nihayetinde Blender derslerine başlıyoruz. Blender ile animasyon derslerine başlıyoruz. İlk yapacağımız videoda bir audio visualizer yapacağız. Bir izleyelim. Gördüğünüz gibi bir küpümüz var. Müziğin ritmine göre hareket ediyor. Particle'lar falan var. Kamera açımız var falan. Olabildiğince basit anlatmaya çalışacağım. Mantığını kavradıktan sonra istediğiniz şekilde üretebilirsiniz kendiniz. Başlamadan önce hemen şu N'ye bastım ve Screencast Keys özelliğimizi açtık ki bastığım tuşlar şurada gözüksün. Buradan takip edebilirsiniz bastığım tuşları. Ben zaten söyleyeceğim. İlk başta bir tane New Collection dedik. Buna ben Sim dedim. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ben sadece böyle karışmaması için bu şekilde yapıyorum. Daha güzel oluyor. M'e bastım. Ve Sim'e taşıdım küpümüzü. Ve Array Modifier ekleyeceğiz. 1,2 diyeceğim. Ve 6 adet. Aralarında biraz boşluk oldu böylece. Bunu apply dedim. Bir tane daha yapacağız. Bu sefer x'i 0. Y'yi 1,2. Ve yine 6 adet. Bu sefer y ekseninde 6 adet. 1,2 boşlukla küplerimiz oldu. Son olarak bir kere daha 6 dedik. x0, bu sefer de yukarı doğru 1,2 5,1'lik. Buna da apply diyelim. Sağ tıklayacağım. Original geometri tam ortaya geldi. Şurada noktayı görüyorsunuz. Şimdi Shift C'ye bastım ve kursörüm tam merkez noktasında. Şurası bütün 2 eksenin kesiştiği, 3 eksenin kesiştiği yerde. Shift S'e bastım tekrar. Kursör. Pardon. Shift C dedim. Shift S. Selection tool. Cursor dedik. Ve tam ortaya aldık küpümüzü. G'ye bastım. Z ve 7 eksen yukarı aldım. Küpümüz tam X koordinatının üstünde oturdu yerine. Şimdi kameramızı ayarlayalım isterseniz. 0'a bastım. Kamerayı seçtim. N'e bastım. Buradan View'i seçtim. Buradan da Rock Camera to View dedim ki kamera benle gelsin. Mouse'un tekerleğiyle hareket ediyorum. Kamerayı şimdi istediğim şekilde ayarlayacağım. Navigasyon özelliklerine hiç değinmiyorum. Bunları biliyorsunuzdur zaten. Hani başlangıç dersi çekmiyoruz. Bu tarz şeyleri bildiğinizi varsayacağım. Bu arada eğer istek gelirse başlangıç dersleri de çekebiliriz. Onu düşünebiliriz yani. Şöyle bir uzaklığa yerleştirdim. Tekrar N'e bastım. Şuradan öncelikle kamera seçiliyken şuradan hepsini kilitledim ki kamera hareket etmesin. Tekrar bir tiki kaldırdım. Artık kamerayı şöyle göstereyim. Kamera sabit kalıyor dikkat ederseniz. Orta tuşa basınca da kameradan çıkıyor. Şimdi tekrar Shift A dedim. Ama ondan önce bir tane HDRI koyalım. Shading'e geldim. Buradan World'ü seçtim. Background'ı buradan sildim ve Shift A'ya bastım. Texture, Environment Texture dedim. Bunu buraya koydum. Şimdi benim bilgisayarımda kayıtlı HDRI Environment texture'lardan bir tanesini oraya getireceğiz bakalım. Tamam, bunu aldık. Şöyle bağladım. Böyle render moduna geçersen Environment texture'ımız geldi.
layout'a geldim tekrardan. 5000 dedim. Çift A, bir tane de UV 0 aldık. Zaten kursör tam merkezde olduğu için merkeze geldi. G'ye bastım, Z'ye bastım. Kontrol ile birlikte tam böyle küpün ortasına getirdim. Şimdi S'e bastım ve bunu genişletiyorum. Kameramız şurada. Biz kameramızın da kürenin içinde olmasını istiyoruz. O yüzden biraz daha genişleteceğiz. Biz buradan bakarken render moduna geçelim. Environment texture'ımız gözüküyor hala. Kamerayı seçtim. Buradan clipping. Bu 300'e kadar arttıralım. Karanlıkta kaldı dikkat ederseniz. Biz de zaten bunu istiyoruz. Küpümüzü seçtik. Buna bir materyal atalım. BG. Bu arada küreye de BG diyelim. Yani background manasında. Buna böyle koyu bir renk verelim. Sıfıra geldik tekrar. Sıfıra bastım. Şimdi küpümüzü seçtim. Bunun zaten materyali var, default olarak geliyor. İsmini değiştireceğim sadece. Küps yaptım. Buradan istediğiniz herhangi bir renk verebilirsiniz. Şöyle maviye doğru yeşil olabilir. Bu arada söylemeyi unuttum. Eevee'de olmamız lazım arkadaşlar. Çünkü biz buradaki bazı özellikleri kullanacağız ve burada render alması daha hızlı. Bloom özelliğini açtım. Screen Space Reflections dedik. Ve buradan da Half Ray Trace'i tikini kaldırıyorum. Refraction'ı açtım. Bloom'a gelelim tekrar. Şuradan ayarlayacağız. Burada küpün materyal bölümündeyim. Buradan alfa grip olmasına. Aynen. Alfa blend dedik, evet. Küpümüz böyle biraz saydamlaştı. Gördüğünüz gibi. Sıfıra bastım tekrardan. Screen Space Refraction da dedik. Şimdi tekrar materyal özelliklerine gideceğiz. Dediğim gibi rengi buradan ayarlayabilirsiniz. Tabi mavimsi bir renk de hoş olur. Metallic dedik. Specular onu da bire getirdik. Roughness'ı biraz daha düşürebiliriz. Tamamdır. Şimdi bu küpe bir tane Displace modifier vereceğiz. Buradan New dedim ve Texture menüye geldim. Gelmeden önce şu Strength'in üstüne gelip I harfine bastım ki bir keyframe vermiş olalım oraya. Çünkü biraz sonra Graph Editor'da geldiğimizde gözüksün istiyorum. Şimdi buradan küp seçiliğine Texture menüsündeyiz. Buradan Neronoa'yı seçtik. Küpümüz gördüğünüz gibi biraz distort oldu. Şimdi müzikle ilgili uğraşmalarımıza başlayabiliriz. Şuradan artı işaretine tıkladım. Video editing. Buradan tekrar video editing'e geldim. Şimdi bir tane şarkı
seçmemiz lazım arkadaşlar. Yani ben çok böyle uzatmak istemiyorum. Onun için 10 saniye yapacağım. Hatta buradan layout'a gelip 24 kareyle çalışacağız. 240 dedim. Frame rate'imiz 24. Arttırabilirsiniz daha böyle akıcı bir görüntü istiyorsanız. Biz şu an denemelik, yani göstermelik yaptığımız için çok önemli değil diye düşünüyorum. O yüzden 24 kareyle devam edeceğiz. Şimdi hızlıca audition'a geçeceğiz. Bir tane müzik gerekiyor bize. Çok önemli değil. Biz sadece fade in, fade out hani olmasını istiyoruz. Bir tane seçelim. Bunu hemen audition'a sürükledim. Bu kısmı yapmak zorunda değilsiniz. Zaten ben açıklamayı da koyacağım. Sadece daha hoş olması açısından bu şekilde yapacağız. Güzel bir yer bulmaya çalışıyorum. Neden? Çok da bir fark yokmuş. Şöyle 10. sıraya gideyim. Geri kalanını sildik. Burada kulakçıktan tuttum ve Shift Alt'a bastım. Tatlı bir fade in vereceğiz. Tamamdır. Şuradan da bir aynısını. Aslında bunları biraz uzatabiliriz. Çok sert olmuş sanki. Tamam. Çıkışları ayarlayalım. Çıkış kısmını ayarlayalım. Tamamdır. File, export. Move dedim hemen masa üstüne. Aldım bunu. Çok önemli değil. Tamam, bunun artık işimiz bitti. Blender'ladım tekrardan. Şimdi graf editöre geleceğiz şuradan. Şuradan tekrar sol köşeden graf editörü seçeceğim şimdi. Az önce verdiğimiz keyframe burada. Buradan hemen Key'den Key'e geldim. Ondan önce sesi eklememiz gerekiyor. Pardon.
Video editing. Tekrar video editing'i seçtim. Buradan add'e geldim ve sound dedim. Masa üstünde az önce oluşturduğumuz dosyayı seçtim buradan. Tekrar grafiklere geldim. Az önce verdiğimiz keyframe seçili key dedim. Back sound to F-curve. Şarkıyı seçtim ve şarkımızı bekledik. Şimdi layout'a gelirsen eğer kamerayı geçtim. Gördüğünüz gibi küpümüz müziğin ritmine göre hareket etmeye başladı. Şimdi particles, emitter filan onları ayarlayacağız. 5'e bastım, 1 dedim tekrar. Shift A. Bir tane plane ekleyeceğim. Bu şu an küpün altına geldi. S, X dedim. Biraz genişlettim onu. Ve bunu hemen ismini emitter yaptık. Karışmasın. Bunun şuradan emitter'ın particles seçeneklerinden yeni bir tane particles ekleyeceğiz. Shift A dedim tekrardan. Bir tane daha UV sifiri aldım. Onu da G ve X diyerek sola aldım. Kameradan gözükmesin. T nokta 25 dedim, küçüldü. 4'te 1 oranında küçülttük. Shift D dedim, bir tane daha kopya aldım bundan. İlkini seçtim. Buna bir tane materyal atalım. Particle 01 dedim. Sifirin ismini de Particle 01 dedik. Hatta bir tane de collection açtım. Buna da Particles diyorum ve şu iki Particles'ı aldım oraya. Şimdi bu Particles'a bir renk vereceğiz, herhangi bir tane. Gördüğünüz gibi rengi değişti. Bunu da böyle ayarladık. Şimdi öbür Particles'a gelelim. Bunu önce ismini tekrar değiştirdik. Şurada Particles biri seçtim ve şuradaki ikona tıkladım ve yeni bir materyal oldu bu artık. Sadece 0-2 yapacağım ve rengini değiştireceğim. Bu da böyle açık. Şu renkler olabilir. İlkinin rengini de biraz açalım.